Birinci soruda İren günlüğüne bu hafta sonu evinde bir pijama partisi düzenlemek istediğini ama davet ettiği bütün arkadaşları tarafından çeşitli mazeretlerle reddedildiğini söylüyor. Buna göre davet ettiği arkadaşlarından Laura ev işleri yapması gerektiğini çünkü hafta sonu misafirleri olacağını söylüyor. Pauline anne ve babasının evde olmayacağını ve çocuklara bakması gerektiğini söylüyor. Diğer bir davetli Samantha ise davetli olan Laura ve Pauline'le iyi geçinemediğini, o yüzden bu davete katılmak istemediğini söylüyor. Son davetli Roxanne ise kuzenlerimle başka planlarım var, belki daha sonra diyor. Soruda ise bize verilen mesajı okuyun ve bu mesaj kimin mazereti olabilir diyor. Mesajda ise üzgünüm İren, yemek pişirmeli, masayı kurmalı, mutfağı temizlemeli ve evi düzenlemeliyim diyor. Bunların hepsi ev işi, yani chores ve bu mazeret Laura'ya ait. Çünkü Laura ev işi yapması gerektiğini, hafta sonu misafirleri olacağını söylüyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı. İkinci soruya geldiğimizde karşımızda bir kolejin 15. geleneksel mezuniyet partisi davetiyesi görüyoruz. Soruda bize bu davetiyenin üzerinde hangi bilginin olmadığı soruluyor. Davetiyeye şöyle baktığımız zaman davetiyenin tarihini, yerini, kişi başı ücretini sol tarafta aranması gereken kişinin ve yapılması gereken rezervasyon görüşmesinin hangi numaradan yapılacağı bilgisinin olduğunu görüyoruz. Şıklara baktığımız zaman da Bolu'da kontakt info yani irtibat bilgisi veriliyor. Kiminle görüşeceğimizle ilgili bilgi yukarıda Bayan Adams ve telefon numarasıyla geçiyor. C şıkkında etkinlik tarihi 15 Temmuz 2020 olarak veriliyor. D şıkkında etkinlik yeri okul bahçesi olarak veriliyor. Ama A şıkkındaki davet menüsü yani davette yenilecek ve içileceklerin bilgisi davetiyeye baktığımız zaman mevcut değil. Dolayısıyla bu davetiyede olmayan bilgi menü bilgisidir. Yani A şıkkı. Üçüncü soruda verilen dört kişinin aynı müzik akademisinde okuduğunu fakat iki tanesinin bir konser için aynı orkestrada beraber görev aldıklarını söylüyor ve bizden bunların kim olduğunu bulmamızı istiyor. Biz de bunu bulmak için verilen tabii ki bilgilere bakıyoruz. Tek tek öğrencileri incelediğimiz zaman sırayla gidersek Hans'ın her zaman Alman halk müziği dinlediğini, anne ve babasının da halk müziği şarkıcısı olduğunu, pop müzik ve teknonun ise ona göre dayanılmaz, katlanılmaz müzik türleri olduğunu öğreniyoruz. Bir diğer öğrenci Andrew, insanların halk, klasik ve caz müziğini nasıl dinlediğini, bunları asla tahammül edemediğini, her zaman pop ve R&B dinlediğini ve bunun onu mutlu ettiğini söylüyor. Liz, büyük bir Mozart hayranı olduğunu ve klasik müzik dinlediğini, gençler sevmiyor ama klasik müzik beni rahatlatıyor diyor. Özellikle de ödev yaparken bu müziği dinliyor. Keman çalmayı seviyor. Ama aynı zamanda rock ve rap müzik de dinliyor. Şivan ise müzik benim hayatım. Değişik türdeki tekno gibi, rock gibi, funk gibi müzikleri seviyorum ama caz, opera ve halk müziğine katlanamıyorum diyor. Aynı zamanda gitar ve davul çalıyor. Şimdi bütün bu bilgilere baktığımız zaman aynı orkestrada olma olasılığının sadece Liz ve Şivan'da olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisinin de ortak zevkleri var. Dolayısıyla Bolu B şıkkı doğru cevap. Dördüncü soruda bize Mera ve Den'in internetten farklı değişik yemek tarifleri okuduklarını ve aşağıdaki şıklarda bulunan cümlelerden birinin de bu okudukları tariflerden birinin basamağı olduğunu söylüyorlar. Ve şöyle bir cümleleri var.
hamuru oklavayla inceltip üzerine de farklı malzemelerle koyarak işte dekore etmekten bahsediyorlar. Dolayısıyla elimizde fazla bir bilgi olmadığı için hemen şıklara yöneliyoruz. A şıkkında patatesleri bir tencerede haşlamaktan, onları soymaktan ve püre yapmaktan bahsediyor. Yani bir patates püresi tarifi var. Biraz katı yağ ekleyip sıcak servis yapın deniyor. Ceyhan şıkkında domatesleri, salatalıkları yıkayın. Sonra onları küçük küçük doğrayın. Biraz zeytinyağı ve sirke ekleyerek tuzla beraber karıştırın. Yani bir salata tarifi veriliyor. Denizli'de patlıcanları yıkadıktan sonra bir fırın tepsisine koyun. Onları bir süre pişirdikten sonra fırında patlıcanların kabuklarını soyun ve ezin diyor. Yoğurt, sarımsak, zeytinyağı, sirke ve tuzla beraber servis edin diye söylüyor. Bolu şıkkına baktığımız zamansa bize önce bir hamur nasıl yoğrulurun tarifini veriyor. Zeytinyağından tuza kadar, süte kadar, una kadar hamur yoğrulduktan sonra onun dinlendirme aşamasından bahsediyor. Sonra bir tepsiye koyduktan sonra düz bir şekil verip after that put tomato sosla beraber de üzerinin farklı farklı malzemelerle rendelenmiş kaşarla, zeytinle, dilimlenmiş sucuk sosislerle süslenmesi ve fırında 15 dakika pişirilmesi gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla Merhaba Den'in yukarıda bahsettiği hamurun inceltilip üzerinin farklı malzemelerle dekore edilip süslenmesi tarifi Bolu şıkkındaki tarifin bir adımı olarak görülüyor. Dolayısıyla cevabımız B. Beşinci soruda bize Tom'un hafta boyunca yaptığı aktivite soruluyor. Bunun için yukarıda Tom'un söylediklerine bakıyoruz. Tom kendi haftalık rutinini anlatırken on weekdays deyip hafta içinde geçen süre boyunca bütün vaktini okulda geçirdiğini, ödevlerden dolayı da başka aktivitelere zamanı kalmadığını, ancak saat 6'da eve geldiğini ve sadece 1 saatlik meditasyon yaptığını söylüyor. Hafta sonları ise bu durum daha farklı. Kickbox, badminton ve su topu kursuna gidiyor. Arkadaşlarıyla kaykay sürüyor. Ama bizden hafta sonu değil, hafta içi aktivitesi istendiği için C şıkkında meditasyon yapan öğrenciyi işaretliyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan. Altıncı soruda Jane ve Pete isimli iki meşhur yemek blogger ile karşı karşıyayız. Yemek yapıp bunun videolarını çekip paylaşmayı çok seviyorlar. Ve dün de bir tarif yapmışlar ve bunu kendi takipçileriyle paylaşmışlar. Şimdi resimde geçen aşamaları görüyoruz ve bizden de soruda bu dün yapılan reçetedeki hangisi aşağıdaki cümlelerde yoktur diyor. Yani şıklarda arayacağımız yukarıda olmayan resim. Buna göre bir numaralı resme baktığımız zaman patateslerin haşlandığını görüyoruz ve A şıkkıyla örtüşüyor. Boiled potatoes. İki numaralı resimde patatesler soyuluyor. Yani Bolu şıkkındaki peeled boiled potatoes. 3 numaralı resimde patateslerin doğrandığını görüyoruz ve C şıkkında da patatesler, soğanlar, turşular soyularak eklenir gibi bir cümlemiz var. 4 numaralı resimde ise yapılan patates salatasının servis edildiğini görüyoruz. Ama Denizli'de servisin sıcak domates çorbası ile yapılması gerektiği söyleniyor. Biz resimde herhangi bir yerde bir domates çorbası ile servis görmediğimiz için eşleşmeyen cümle bu cümle. Yanlış olan resimlerde olmayan şık Denizli. Yedinci soruda bir telefon mesajıyla karşılaşıyoruz. Ama mesajdan önce bir soruya bakmak istiyoruz. Soruda 23 Nisan olduğu günlerden ve Bay Serenda'nın seyahat edemeyeceği çünkü Covid-19'a yakalandığı ve bu durumda ne yapması gerektiği soruluyor. Yukarıdaki mesaja döndüğümüzde ise Bay Serenda'na yazılmış bir mesaj olduğunu 23 Nisan akşam 8'de Florida'ya olan uçuşunuzdan 3 saat önce havaalanında hazır bulunun. Eğer uçuşu iptal edecekseniz
call center'ı arayın veya verilen adrese e-mail gönderin deniyor. Şimdi biz Bay Serenda'nın bu seyahati yapamayacağını sorudan bildiğimiz için uçuş iptali için ya call center araması gerektiğini ya da bir e-mail göndermesi gerektiğini biliyoruz. Şıklarda bunu arıyoruz. Şıklara baktığımız zaman da doğru şıkkın Denizli'de olduğunu görüyoruz. Çünkü diğer şıklarda hastanede kalmakla, şikayet mektubu yazmakla ya da call center'ı arayıp asistanla kavga etmekten bahsediyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız Denizli. 8. soruda ise bir metin verilmiş. Bu metne baktığımız zaman bütün dünyadaki insanların COVID-19 dolayısıyla dışarı çıkmalarının yasaklandığı ve yakınlarıyla iletişim kurarken telefonla, mesajla ya da online sohbetlerle bu iletişimi kurdukları ya da sosyal ağlardan Instagram ve Facebook gibi ağları tercih ettikleri bilgisi veriliyor. Bizden soruda yukarıda parçada bahsedilen iletişim unsurlarının dışında kalan ve dolayısıyla COVID-19 sebebiyle evde kalmaları söylenen insanların hangi iletişim yöntemini kullanamayacakları soruluyor. Şıklara baktığımız zaman A'da bir telefon görüşmesi yapılıyor. C'de sosyal medya kullanılıyor. Denizli'de mesajlaşılıyor. Ama B şıkkında gördüğümüz gibi bu hastalık sürecinde hiç de uygun olmayan bir toplantı yapılmış ve bu iletişim türü bu süreçte paragrafta bahsedilmiyor. Dolayısıyla Bolu şıkkı cevabımız. 9. soruda Kevin kız kardeşinin yaptığı İngilizce ödevini İngilizce öğretmenine nasıl e-mail yoluyla göndereceğini anlatıyor. Buna göre takip edilmesi gereken basamakları Kevin kardeşine anlatıyor ama aşağıda bulunan 4 basamaktan biri mail gönderirken kullanılmıyor. Baktığımız zaman A, B, D şıklarında e-mail adresi yazmak, projeye dosya eklemek, hesabına girmek için şifre kullanmak gibi A ve B Denizli şıkkında bu basamakları görüyoruz ve bunların hepsi Kevin'in kız kardeşine anlattığı basamaklar. Ama Ceyhan şıkkında arama motorundan projene detaylı bir başlık bulabilirsin gibi bir anlatım e-mail de proje gönderirken gereksiz bir basamak. Dolayısıyla aradığımız cevap Ceyhan. Son sorumuzda yani 10. soruda bir tablo veriliyor ve bu tablonun başlığında da sosyal medya kullanıcılarının çeşitleri, türlerinden bahsediliyor. 4 ana başlıkta toplanmış. Önce bu 4 ana başlığa toplanmadan yani bakmadan önce soruya bakarsak soruda diyor ki yukarıda bir post veriliyor. Bu posta gönderide bir sosyal medya kullanıcısının postu bu. Yukarıdaki diyor 4 çeşit sosyal medya kullanıcısından hangisine ait bir post olabilir bu cümle diyor. Şimdi biz bu cümleyi bakmadan önce yukarıdaki sosyal medya kullanıcılarına bir bakalım. Bir numaralı da influencer dediğimiz kişiler yani yol gösteren, ilham veren, yani insanları yaptıkları tercihlerle etkileyerek onları etkileme gücüne sahip olan insanlardan bahsediyor. The complainers 2 numarada şikayet eden yani memnun olmadıkları, kızdıkları şeyler hakkında sürekli mesajlar, postlar atan insanlardan bahsediyor. 3 numarada the utilitarian insanlar yani faydacı kimseler. Bu insanlar interneti pratik şeyler için yani online alışveriş gibi faturalarını ödemek gibi şeyler için kullanıyorlar. 4 numarada ise bystanders yani sadece seyirci olarak medyada daha doğrusu internette olan insanlar var. Yani bunlar her şeyi takip ediyorlar. Her şeyden bilgi sahibi olmak istiyorlar. Ama asla hiçbir şeye dahil olmuyorlar. Mesela hiçbir grupta bir şey paylaşmıyorlar. Hiçbir şeye yorum yapmıyorlar. Ama sürekli takipteler. Şimdi bu tabloya bakarak aşağıdaki cümleyi okursak, bu cümlede de bu ayakkabılar çok pahalı ama kaliteli değil. İnsanlar bu eski moda şeylere nasıl bu kadar çok para veriyor?
bunu anlamıyorum. Asla bu parayı harcamaya değmez gibi bir cümle kurulmuş. Şimdi bu cümleye baktığımız zaman yukarıdaki şıklarda gördüğümüz 2 numaradaki complainer, yani şikayet eden, itirazı olan insanlar grubundan bir grubun bunu söylediğini düşünüyoruz. Çünkü diğer gruplarla örtüşen bir cümle değil. Dolayısıyla bu cümle bir şikayet cümlesi ve 2 numaradaki complainer grubuna uyuyor. Doğru cevabımız Denizli.